Osmanlı Devleti'ne bir dönem başkentlik yapmış, tarihi eserleri, hanları, çeşmeleri, camileriyle bilinen güzel şehrimiz Edirne'deyiz. Bakalım bugün lezzetin haritasında Edirne'nin hangi güzellikleri olacak? Hiç beklemeyelim, başlayalım. Buyurun. İşte iki gözü var bak. Bak biri burada biri burada. Ezgi Serter ile Lezzetin Haritası. Ay çok anlamlı. Star TV, Ketebe Zafer. Elbiseyi çekmiş. Evet bak işte. Tavası var, ciğeri var, yanında da biberi var. Edirne'ye özgü her şeyi hem kendiniz için hem sevdikleriniz için hediyelik eşyalar alabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda burası mis gibi sabun kokuyor. Çünkü Edirne'de sabunculuk yapılır ve sabundan süs eşyaları yaparlar, aksesuarlar yaparlar. Banyonuz için, lavabonuz için o kadar güzel kokuyor ki veya mutfağınız için. Ay çok güzel. Her meyveyi yapmışlar. Çok güzel. Kolay gelsin. Gerçekten görülmesi gereken, daha önce görmediyseniz mutlaka ziyarete gelmeniz gereken bir tarihi eser. Gerçekten de buranın atmosferi çok farklı. Edirne'nin güzelliklerini paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi güzel bir lezzete gidiyoruz. Acaba şimdi hangi lezzet var onu görelim. İyi günler. İyi günler. Edirne merkezde çok güzel bir sanat merkezine geldim. Burası çok güzel görünüyor. El emeği, göz nuru.
maharetli hanımlar. Aynı zamanda çok da güzel lezzetler yapıyorlarmış. Hazırlık yapmışlar, bizi bekliyorlar. Acaba bize neler yapacaklar? Gelin birlikte görelim. Hanımlar! Tek sanat merkezindeyiz. Burada Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı usta öğreticiler ilgili hanımlara eğitim veriyorlar. Değişik dallarda ki birazdan yapmış oldukları el sanatlarını da göreceğiz. İki tane güzeller güzeli hanımefendiyle üç tane güzel lezzet yapacağız. Yanımda İhsan Hanımcığım var. Bize Edirne'nin en özel lezzetlerinden biri olan ciğer sarması yapacak. Ardından kandilli mantı yapacak. Çok farklı bir mantıymış. Bildiğimiz mantılardan çok farklı olduğunu söyledi. Ardından Gönül Hanım gelecek, bize kaçamak yapacak ama öncesinde İhsan Hanım'la tanışalım. Merhabalar, biz tanışıyoruz gerçi. İyisiniz? Teşekkür ederim Ezgi'cim, hoş geldiniz Edirne'mize. Hoş bulduk. Heyecan var mı biraz? Çok. Ay kıyamam ben sana, çok tatlısın. Geçen geldiğimde İhsan Hanım'ın yemeklerini yemiştik. Merkezde ev yemekleri yapan bir tane dükkanı var. Gerçekten el lezzeti çok güzeldir ve çok özel lezzetler yapar. Harikasın. Seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Canımsın benim. Göreceğimi hiç beklemiyordum ama çok büyük sürpriz oldu. Ay canımsın gerçekten benim. Gerçekten çok çok sevindim. Yani bu sefer gelişinize daha çok sevindim. Canım benim. Çok sağ olasın bir tanem. Sen o kadar güzel lezzetler yapınca bir de bize yap istedik. Aa, seve seve. Ay canımsın. Önce ciğer sarmasıyla başlıyoruz. Önce kuzu ciğer sarmamız var. Neler kullanacağız? Önce kuzu ciğer sarmamız. Bu dış gömlek. Dış gömlek evet. Neresi oluyor? Kuzunun içindeki ciğerlerini kaplayan dış gömleğimiz var. Onu temizliyoruz, sirkeli suda yatırıyoruz. Daha sonra sıcak suyla hazır hale getiriyoruz. Harika. Pirincimiz var, ciğerimiz var, kuzu ciğer. Doğrayıp haşlıyoruz, yıkayıp hazır hale getiriyoruz onu da. Harika. Soğanımız var, bir adet yumurta sarımız var. Az sıvı yağımız, tereyağımız ve baharatlarımız bulunuyor. Baharatlarımız, ciğeri saracağımız pilavın içindeki baharatlar. Tabii ki. Değil mi? Nedir o baharatlar peki? Nanemiz, pul biberimiz, karabiberimiz, körümüz var, tatlı toz biberimiz, tuz, az da sirkemiz var. Sirke neden? Sirke dezenfekte. Doğal antibakteriyel. Değil mi? Süper. Önce ne yapıyoruz o halde? Önce soğanımızı doğrayıp iç malzememizi hazırlıyoruz. Harikasınız. Başlayalım hemen soğanımızla. Hazırlayacağımız bir pilavımız olacak, ciğerli bir harç olacak daha doğrusu. Sonra da o gömleğe saracağız, gömlek yağına değil mi? Tabii. Tereyağımızı az miktar kullanıyoruz. Zaten dışımız yağlı ya, çok az kullanıyoruz o yüzden. Lezzet versin. Lezzet versin, pirincimizi kavurmasına yardımcı olsun. Harikasın. Evet. Şimdi baharatımızı da kullanalım. Hepsinden koyduk mu kullandık. Baharatı? Kullandık. Evet. Hı. Şimdi pirincimizi de kullanıyoruz. Hepsini almayalım. Azıcık. Evet. Teşekkürler. Hı. Yardımınız için. Soğanımız, ciğerimiz bol, pirincimiz az. O pirinç şişecek zaten. Tabii ki. Değil mi? Şimdi bunu özellikle böyle yapıyoruz ki pirincimiz ciğerimizi kaybetmesin. İçinde etimiz bol olsun, ekmeğinle yesin. Canımsın. Pilav niyetine yemesin. Ha, öyle. Evet. Bunu su koyacak, demleyecek miyiz yoksa? Demleyeceğiz. Hı. Kabartacağız pirincimiz pişkin olsun. Sadece yağımızı kızartmak için fırına vereceğiz. Hı, harika. O zaman suyumuzu koyalım, pilavımız güzelce evet. demlensin. Daha doğrusu pilav demeyelim, harcımız evet. güzelce demlensin. Sonra gömlek yağıyla nasıl yapacağız, ciğerimizi nasıl saracağız onu görelim. Thank you.
Ciğer sarmamızın harcı şu anda hazır. Kapağımızı açalım, demlendi. Oo, pirinçler. Ciğer, soğan, baharat. Gömlek yağımız burada. Şimdi evet. Nasıl şekil vereceğiz? Sıcak suyumuz, sirkemiz var. Evet. Önce sıcak suyumuzun içerisine bir miktar sirke döküyoruz ki dezenfekte etsin. Şuradan gömleğimizden bir tane alıyoruz. Sıcak suyumuza çıkartıyoruz, batırıp. Hem dezenfekte ediyor hem de... Evet, hem beyazlatmasını sağlıyor. Hem de temizlenmiş oluyor. Bizim de içimiz rahat oluyor. Şöyle kapatıyoruz. Altına yağı hafif değdiği zaman tepsimize yapışma yapmaz pirinç. Şekil vermiş oluyoruz böyle. Harika. Bunu bu şekilde tepsiye dizeceğiz. Sonra üzerine bir yumurta sarımız var orada. Tabii ki yumurta sarımız var. Onu süreceğiz. Güzel süreceğiz ki derimiz yanmasın. He, onun için. Güzel bir kızarıklık olsun. Hem albenisi olur hem de güzel bir görüntü olur. Kimisi de zeytinyağı, yoğurt ve sütü karıştırıp üzerine sürüyor. Yine yumurta kırıyor. O da ama olabilir. Ama sadece yumurtayla da yapılabiliyor. Tabii sadece yumurta da olur. Bunu ısıtılmış fırına mı vermemiz gerekiyor? Tabii kızgın fırına veriyoruz. Yağımızı kızartıyoruz. Pilavımız hazır. Hazır zaten. Hiç gerek yok başka işleme. O zaman 10-15 dakikada pişer. Tabii 15 kızarır. Dakika en fazla. Kızgın fırında yağımız kızaracak, o kadar. Harika. O zaman harcımızı gömleğimizin içerisine güzelce sarıp cam tepsimize yerleştirelim. Üzerine yumurta sarısını sürünce de ısıtılmış fırına gönderelim. 10-15 dakika orada güzelce kızarırken biz mantımızı yapalım. Mantımız farklı bir mantı, kandilli mantı. Kandilli mantı nasıl oluyor? İksan Hanım'dan onu öğrenelim. İşte budur. Kandilli mantının malzemeleri hazır. Oklavamız da öyle minnacık. Yeter. Yeter. İşimizi görür. Güzel. Neler kullanacağız? Hamurumuz nasıl hazırlandı? Tuz ve un. O kadar. Suyumuz. Evet. Başka bir un, şey yok. Un, su, tuz. Evet. Dinlendi. Dinlendirdik. Pirincimiz var. Islanıp hazırlandı. Güzel. Tereyağımız var kavurmak için. Sıvı yağımız, sıvı var. Sıvı yağımız tepsimizi yağlamak için. Az da baharatı kullanacağız. Hangisini kullanacağız? Pirincimizi. Buradan hafif karabiber, nane, köri, tuz. Başka bir köri şey de yok. Köri de her şeye giriyor maşallah. İşte seviyorsunuz. Gibi. Evet, seviyoruz. Seviyor güzel mu? Bir lezzet. Baharatı da seviyorlar. Harika. Bir de tencerenin içerisinde ne var? Tavuk. But. Haşlıyoruz. Haşlıyoruz. İnciklerimiz burada şu anda haşlanıyor. Oo, haşlarken içine soğandır, patatestir bir şey attık mı? Yok, hiçbir şey koymuyoruz. Hiçbir şey yok. Kendi normal yıkayıp temizleyip koyuyoruz. Kaynıyor. Harika. Evet. Orada kaynamaya devam etsin. Biz ne yapıyoruz? İç malzememizi hazırlayalım. Hay hay. Hafif nanemizi. Mantımız ufak ufak mı olacak, iri iri mi? Çok küçük olmayacak. Pilav içine dolacağı için. Şimdi şeklimizi vermek için hamurumuzu kesiyoruz. Kabarma payı bırakıyoruz.
pirincimizde. Hı hı. Azara koyuyoruz. Nasıl katlıyoruz? Bohça şeklinde mi? Şimdi göstereceğim. Şöyle bir şey mi? Kandilli mantı. Böyle mi? Hayır. Değil. Değil. Açıyoruz hemen. Şöyle mi? Üçgen. Hayır. Bu değişik bir katlama şekli var. Şöyle, 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 şöyle mi? Göstereyim. Bak, şöyle yapıyoruz. Bunu böyle bastırıyoruz. Bunu da böyle bastırıyoruz. İki ucunu böyle. Bunu da iki ucunu böyle yapıyoruz. Aa! İki göz oldu. Beğendiniz mi? Beğendim vallahi. Bunu böyle yapıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra bu ucunu böyle yapıyoruz. Bu ucunu böyle yapıyoruz. Hiç benzemedi. Bir dakika beraber yarıştıralım. Yapalım. Vallahi beraber yapalım. İşte iki gözü var bak. Bak biri burada biri burada. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Tepsiye diziyoruz. Evet, tepsimizi şimdi yağlayalım. Heh. Sıvı yağımızla. Tamam. Diğerlerini de açacağız, dolduracağız. Aynı şekilde katlayacağız. Tabii. Sonra? Piştikten sonra üzerine tavuklarımızı suyuyla birlikte koyacağız. Ha güzel, önce fırına vereceğiz. Tabii, fırında kızartacağız. Çıkınca da haşlanmış olan tavukları üzerine dökeceğiz. Tabii. Yanına da yoğurt. Yoğurdumuz boşuna gelmedi. Şahane olacak. O zaman kandilli mantımızı güzelce hazırlayalım. Tepsimizi dizelim, fırına verelim. Çıktıktan sonra da tavuğumuzu dökelim, servisini sofrada görelim. Evet. Değil mi? Süpersiniz. Oo, harika. Biz yapmaya devam ediyoruz. Bir lezzetimiz daha var. İksan Hanım, size çok teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür sağ ederiz. Bu güzel tane lezzetlerimizi tanıtmada, faydalı yani şeyleri insanlarımıza öğretmede çok çok büyük emeğiniz var. Gerçekten bu konuda çok teşekkür ediyorum. Şimdi kaçamak yapacağız. Güzeller güzeli bir hanımefendi gelecek. Kaçamağı nasıl yapacak kendisinden öğreneceğiz. Gönül Hanım'la tanıştırmak istiyorum. Edirne'nin tek sanat merkezinde olduğumuzu söylemiştim. 4 tane hanımefendi var burada. Usta öğretici olarak Halk Eğitim Merkezi'nden görevlendirilmiş ve birçok branşta da eğitim veriyorlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi. Sizin branşınız nedir? Ben mis meyve sabunu ve ipek kozası usta öğreticisiyim. Halk Eğitim'den görevlendirildim. Çok güzel. Kaç tane öğrenciniz var bu yıl? Bu yıl 12, 24, 36 tane 30 öğrencim. Tane. Evet, oo, 36 maşallah. Tane 3 kurs yerim var. İkisi burada, bir tanesi de Yıldırım Toplum Merkezi'nde. 36 tane öğrenci. Ay ne güzel. Hanımlar ilgililer bu evet, konuda. Evet, çok ilgililer, sağ olsunlar. İlgileniyorlar. Zaten yaptıkları ürünleri de satışa sundukları için talep artıyor. Değil mi? Aynen evet. Öyle. Şuradan mesela şöyle bir sepet alalım. Alalım. Hem konuşmuşken... Sabun bunlar, işçiliği değil mi evet, bu? Evet, bunlar sabun. Çok güzel banyo kokuyor. Sabunundan yapılıyor.
Boyanıyor. Asılıyor. Sonra, evet, asılıyor. Tele asılıp boyanıyor, cilalanıyor, bu hale geliyor. Öğrenmeleri ne kadar sürüyor? Öğrenmeleri onun biraz yeteneğine bağlı. Bir ayda öğrenen de var. Bir yılda öğrenen de var. Öğrenme yeteneğine bağlı. Ama birebir aynı yapıyorsun. Evet, birebir aynı yapıyoruz. Çok güzel. Buraya gelmeden önce Selimiye pasajını gezdim. Evet, araştırdım. Orada hediyelik, evet aynen öyle. Hediyelikler, bir sürü rengarenk, değişik değişik sabunlar vardı. Bir tanesi düştü. Olsun. Olsun. Sabunlu bir şey olmaz. Yıkarsın, temizlenir. Temizlenir. Zaten temizlik maddesi olarak da kullanılabiliyor. Değil mi banyolarda? Evet, banyolarda. Çok güzel modeller vardı, evet. Çünkü gerçi hep aksesuar olarak süs. Kullanmasanız bile böyle banyonuzda bir ışıltı. Banyolarda, misafir odalarında neresi uygunsa oraya konuluyor. Rutubetli ortamda olmaması gerekiyor aslında. Öyle mi? Evet. Ha, güzel. Biz kaçamak yapacağız. Evet, kaçamak yapacağız. Sabunlardan kaçamağa geçelim. Evet. Şimdi kaçamak Edirne'de çok yapılan bir lezzet midir? Çok eskiden kalma bir yemek. Daha çok göçmenlerle beraber Türkiye'ye intikal etmiş bir yemek. Malzemelerimiz su, mısır unu, bal, tereyağı, kırmızı biber, tuz, başka yok. Bu kadar. Bu kadar. Suyumuzun kaynaması gerekiyor. Evet, suyumuz değil kaynıyor mi zaten? Hı. Şimdi ne yapıyoruz öncelikle? Tuz atıyoruz biraz. Hı hı. Üzerine tereyağı da toz biber mi? Evet, tereyağı, toz biber. Üzerine de bal döküyoruz. Biraz daha döker çok misiniz? Çok pratik değil mi? Çok pratik. Yalnız dikkat etmemiz gereken şey topaklanmaması. Hı hı. Topaklanırsa olmaz. Bu göz göz olacak. Güzelce pişecek değil güzelce mi? Güzelce pişecek. Pişmesi gerekiyor. Pişmezse çiğ kalır. Hı hı. Rahatsızlık verir. Evet. Tahta kaşık yardımıyla şöyle. Buna aslında fazla metal değdirmemek gerekiyor. Tahta kaşıkla yapmak gerekiyor. Tahta kaşıkla çok zor oluyor. Hı hı. Bir de o. Çırpıcı şart. Çırpıcı şart. Hı hı. Şimdi tereyağımızı alıyoruz. Şimdi tereyağımızı alıyoruz. Şöyle bunu şunun içine koyabilirim. Tamam, koyalım. Tereyağımızı kızdıralım, toz biberi ilave edelim, üzerine gezdirelim. Sonra da balımızı gezdirelim. Kaçamağımız hazır hale gelecek. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim Edirne'mize. Çok sağ olun. İksen Hanım'la ve Gönül Hanım'la bulunduğunuz için. Çok sağ olun. İksen Hanım'la ve Gönül Hanım'la birlikte çok özel lezzetler yaptık. 3 tane güzel lezzet yaptık. Şimdi sofra kurulurken ben hani bahsettik ya, yapmış olduğunuz el sanatlarıyla. Evet. Biraz yakından görmek ve sohbet etmek istiyorum. Neler yapıyorlar sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından şahane bir sofrayla tekrar birlikte olacağız. Merkezindeyiz. Yanımda da hat sanatçısı Zafer Bey var. Merhaba. Merhaba, iyi günler. İyi günler, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Bizler deyiz. Çok güzel çalışmalar yapılıyor, evet. Değil mi? Sanat merkezinde. Neler yapılıyor, hangi kursların eğitimi veriliyor? İkiz Evler Kültür ve Sanat Evi'nde koza işleme. Hangisi? Kozalar orada zaten. Kozadan neler yapılıyor mesela? Gelin tacı, hı hı. Çiçek. Lavanta kesesi. Oo, çok güzel. Sabunlarımız var. Sabunlar var. Çiniler var. Çiniler Edirne'de
kendimiz sırlıyoruz burada. Kendimiz fırınlıyoruz. Öyle mi? Evet, işlemeleri kendimiz yapıyoruz. Çünkü bazı yerde çinicilik vardır Kütahya, ama çiniler İzmir. Nevşehir'den gelir üstüne işlerler. Siz bunu da kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Harika. Aa, çok hoş aksesuar. Sonra burada... Edirne kariler. Kari diye mi geçiyor? Edirne kari olarak geçiyor. Ahşap üzerine çiçek bezeme. Ay, yani güzel. Edirne'ye mahsus bir sanat. Çok güzel takı kutuları yapılmış. Selimiye Camisi'nin müezzinler mahfilinin etrafında olan Edirne kariler desenleri. Ha, onlar değil mi? Evet. Öğrenmiş olduk. Burada çok hı-hı. güzel ki tarak olabilir, ayna olabilir değil evet. mi? Havlu işleme. Hı-hı. Bunlara Maraş işi, sim sarma deniyor. Evet. Bunu bizim bayan hocalarımız var. Usta öğreticiler. Onlar talebelerini burada yetiştiriyorlar. 150-200'e yakın talebemiz var. Oo maşallah. Süper. Bir de? Deri bezeme. Deri bezeme çok şık. Evet. Hakikaten gözlük için yapmışlar mesela. Bozuk para için var. Cüzdanlar, deriden çantalar. Evet, çantalar. Ki bu... Üzerine Osmanlı motifleri işleme. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Evet. Deri bezeme değil mi bu? Evet. Ay çok güzel, çok başarılı. Burada Osmanlı kıyafeti. Evet, gelin. Gelin kıyafeti. Evet. Çok güzel. Burada... Şimdi hat sanatı. Sizin branşınız. Bu branş benim branşım. Güzel. Şimdi burada 3 çeşit yazı var. Talik yazı, Celli Divani yazı, Sülüs yazı. Hmm. Şimdi her yaz... Celli Divani yazı Osmanlı'nın ferman yazıları. Talik yine bizim Osmanlı talihi yazı. Sülüs de ölçülü 1/3 dediğimiz kurala uygun yazılan yazı. Sülüs yazı. Harika. El emeği göz nuru, Edirne'ye has özel el sanatları sanat merkezinde. Edirne'ye yolunuz düşerse buradaki güzelliklerden beğendiğiniz, ilginizi çeken herhangi bir veya birkaçını alabilirsiniz. Hem kendinize güzel bir hediye hem de emeği geçenlere güzel bir jest. Değil mi? El sanatı çünkü gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum Zafer Bey. Çok sağ olun. Bu hoşlukları sizinle paylaşmak istedim. Biraz gezeceğim sanat merkezini. Çok güzel gerçekten. Duvarda uygulamalar var. Masamız hazırdır. Sofraya geçelim. Bakalım sofrada yaptığımız lezzetler nasıl görünüyor? Başka güzel lezzetler de mi var? Onu birlikte görelim. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sizlere benim bir hediyem. Ay inanmıyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Osmanlıca yazılış. Ezgi Sertel ile lezzetin haritası. Ay çok anlamlı. Star TV, Ketebe Zafer. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ay çok şık. Ay elinize emeğinize sağlık. Osmanlıca Ezgi Sertel ile lezzetin haritası. Star'da. Çok güzel. Edirne hatırası. Ay çok sağ olun. Ne davul ister ne zurna. Haydi yarım çal sana, çal sana, oyna sana sen bana. Yeşil çimen üzerinde, üzerinde aşık oldum ben sana. Yeşil çimen üzerinde, üzerinde aşık. Lezzetler yaptık. Neydi onlar? Ciğer sarması hazırladı İksen Hanım bize. Bir de kandilli mantı yaptı.
Mantıları tepsiye dizdik, fırına gönderdik. Sonra haşlanmış olan tavuklar tavuk suyu ile birlikte üzerine ilave edildi. Bir de kızdırılmış tereyağı ve toz biber. Şahane görünüyor. Sonra Gönül Hanım bize kaçamak hazırladı. Yine üzerine tereyağı ve toz biberi kızdırdık. Üzerine de bal gezdirdik. Mısır unuyla güzel bir lezzet hazırladık ama soframızda farklı lezzetler de var. Pilavımız var, turşumuz var, soslu tavuğumuz var, mantının yanına yoğurdumuz var. İncik fırında. İncik fırında. Evet, tavuktan, patatesli. Evet. Taze fasulyemiz var. Taze fasulyemiz var. Turşumuz var, güzel salatamız var, ayranımız var. Yiyelim mi? Yiyelim. Vallahi acıktık, değil mi? Lütfen buyurunuz, birlikte olsun. Biz hazırladığımız lezzetlerin şöyle... Ben yapayım. Servis işi bende. Yapması sizde. Oo. Üstü çok güzel kızarmış. Yumurta sarısı sürmüştük. Buyurunuz. Haydi yarim çal sana, çal sana. Mantısından sonra budundan mı? Aynen. Aynen. Süper. Servis etmek isterim şuradan. Buyurunuz. Bal olsun, bal. Yetmez. Yetmez o, kuş kadar. Değil mi? Buyurun. Biz soframızda özenle hazırlanmış olan lezzetleri tatmaya devam ediyoruz. Lezzetin haritası da Edirne'nin güzellikleriyle devam ediyor. Aşık oldum ben sana. Yollarını gözledim,
gelir deyince akla ne mi gelir? Çok güzel bir hazırlık yapmış Arif Bey bize. Tek tek anlatacak neler yaptıklarını. Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok güzel lezzetler var. Evet. Şimdi biz Edirne'li olduğumuz için hoş geldiniz biraz belki de yemiş olabiliriz. H'yi biraz kullanmakta hoş geldiniz diyeyim. Hoş geldiniz. Edirne tabiriyle. Çok güzel. Evet, işin gerçeği bu efendim. Aynen öyle. Evet. Her yerin kendine öz bir şivesi var. Evet. Edirne'mizin de öyle. Tabii. Biz Hasan'a Hasan deriz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş buldunuz. Sefalar getirdiniz. Lezzet haritası Türkiye'nin başı Edirne'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten çok güzel lezzetler var. Çok da güzel hazırlanmışsınız. Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış şehrimizdir Edirne. Efendim 100 yıla yakın dile kolay bütün dünya buradan idare edilmiş. Niye? Bütün padişahlar Edirne'de lezzet olmasa dururlar mı kardeşim? Bir sene değil, iki sene değil. 100 yıl Edirne'nin kallavileri, kurabiyeleri bütün dünyaya yayılmış. Edirne böyle bir yer. Aynen öyle. Peki kallavi demişken burada görünüyor. Nasıl hazırlanıyor, içinde neler var? Tabii söyleyeyim efendim. Şimdi herkes ne diyor? Undan kaç, yağdan kaç, tuzdan ne yiyecek bu insanlar? Edirne'li Arif Ağanız da 41 yıllık sanatını gösterdi. Gösterelim artık. Hani Mimar Sinan yapmış da sanatını göstermiş ya. Aynen. Selimiye ile. Bu kardeşiniz de undan, tuzdan, yağdan kaçırdım. Ne un koydum, ne tuz koydum, ne yağ koydum. İçine sevgimizi, muhabbetimizi koyup adına kallavi dedik. Ve ispat için de hanımefendiye şöyle bir ikram edelim. Şöyle bakalım, şöyle bir lezzetine baksın. İçinde neler var? İçinde efendim Antep fıstığı, safran bal. Bak gördünüz. O kadar. Antep fıstığı, safranımız var. Balımız da bizim yörenin Karaçalı balı. Balımız var. Bir de yumurtanın beyazı var. 4-5 madde var. 6. bir madde içinde yok. Un koymadık, tuz koymadık, yağ koymadık. Bu ürün aynı zamanda hem tok tutması hem de insan vücuduna sıhhat ve afiyet verdiği için bunun adını da kallavi koydum. Burayı baktınız. Hanımefendi nedir? Bu nedir biliyor musunuz? 550 yıllık tarihi bir sır diyelim. Devaimiz. 40 baharat içinde yapılmış misk ile yapılmış bir baharatlı helvadır. Onu da şöyle ben size izah edeyim. Misk bu mu? Baharat bu mu? Bu misk. Bu efendim ceylanın içinden çıkan sıvı bir maddedir. Bu sıvı maddenin şöyle kokusuna bakın. Genizlerinize kadar gider, hoş bir rahiya verir. Bu rahiyayla beraber ne yapmışız? 41 baharatı bir araya getirip bunun adına ecdadımız şifalı helva demiş. Yani deva-i misk. Buyurun efendim. Şimdi malum biliyorsunuz saraylarda tabii ki Osmanlılar bu güzelliği yaparken tabii bunun güç ve kuvvet açısından da yapılmıştır. Bunun çok büyük şifaları var. Mesela gıcık tutar değil mi? Bir kaşık atın, sütün içine karıştırın. Bundaki özellik 40 tane baharat ile miskin bir arada bulması, lezzet bulması. Bunun özelliği tarihimizden gelen devaimizdir. Şimdi 654 yıl oldu, Edirne'de güreşçiler var. Evet. Edirne'deki güreşçilerin gücü kuvveti nereden gelir bilir misin? Veya gelen güreşçilerin birçoğu kallavi yerler. Çünkü un tuz yağ olmadığı için akabinde de devaimiz elvasını yerler. Yedikten sonra da o çimenleri saydırırlar. Elenseyi çekmiş. Evet. Bak işte hanımefendi devayı yediği gibi. O kadar güzel anlattın.
anlatıyor ki? Kaptırdım kendimi Allah'ım. Evet, evet. Ben o zaman size Kırkpınar'a Kırkpınar ağası, bir hanım ağa olarak sizi davet ediyorum. Bir tane de hanım ağamız olsun ya. Ay sağ ol. Teşekkür ederim gerçekten. Evet. Ay çok hoşsunuz. Evet efendim. Bir de Hürrem. Evet, malum biliyorsunuz Hürrem Sultan 2. Selim'in annesidir. Koskoca Sultan Selim'i, yani Edirne'de Selimiye'yi cami yapan padişahın annesidir. Bu Hürrem Haseki, Haseki Hürrem Sultan tabii ki sarayda bin bir çeşitten günümüze gelen belki birçok lezzet var ama Arif Ağanız da 41 yıldan beri yeni yeni bazı şeyler çıkarıyor. Bunlardan bir tanesi de narla yapılan fıstıklı bir efendim, buyurun efendim. Macun. Evet, gibi. Macun değil de lokum efendim. Lokum gibi. Ne lokuma ne macuna benzer, adama huzur mu huzur verir? Nar fıstık. Evet, nar ve fıstık. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil efendim. Gerçekten Arif Bey çok güzel anlattı. Çok özel lezzetleri. Ellerinize sağlık. Ben de teşekkür ediyorum. Ben kahvemi yudumlayacağım, badem ezmemin tadına bakacağım. Sonra da lezzetin haritası Edirne'nin diğer güzellikleriyle sizler için devam edecek. Afiyet olsun. Sıra geldi Edirne'nin köftesine. Edirne'nin en güzel lezzetleri deseniz akla ilk gelen lezzetlerden biri elbette ki köftesidir. Peki köftesinin sırrı nedir? İşin ustasına soracağım, Osman Usta'ma soracağım. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Köfte yapacağız. Köfte yapacağız, evet. Öncelikle köftenin sırrını çok merak ediyorum. Ne eti kullanıyoruz? Köftenin ne eti olduğu, sadece dana eti ve belirli miktarda yağ var. Kuyruk yağı, iç yağı? Sadece gömlek yağı. İç yağı kullanmıyoruz, sadece dana eti. Gelelim soğanına, baharatlarına. Buyurunuz lütfen. Sonra dinlendiriyor musunuz? Yoğurduktan sonra ayrı dinlendirmiyoruz. Zaten o dinlenmiş olduğu için dinlendirmemize, bir daha dinlendirmemize gerek yok. Gün içinde bu sabah, şimdi yaptığımız eti gün içinde bizim tüketiyoruz biz. Yoğurma işlemimiz tamamlandı. Evet. Şimdi şekli nasıl şimdi oluyor, ona şekli gelelim. Kesmeyi de böyle, porsiyonlamayı da elle yapıyoruz. Onu da makinede yaptırmıyoruz. Güzel. Dombul dombul olur ama içi de aynı kıvamda pişer, dışı da. Aynı. Ateşinin üzerinde hazırlamış olduğumuz Edirne köftelerini bir güzel pişireceğiz. Değil mi? Cozur cozur pişecek. Sonra servisini şekillendirdikten yapacağız. Şekillendirdikten sonra da ızgarada zaten yanmış vaziyette şu anda. Arzu ederseniz pişirebiliriz. Buyurun lütfen.
Köftelerimizi güzelce pişirelim, porsiyon tabağını alalım, yanına da piyaz yapalım. Çünkü piyazsız köfte olmaz, öyle değil mi? Köfteler ızgaraya diziliyor, mis gibi pişiriliyor. Köftelerimiz pişti, mis gibi kokuyor. Közlenmiş biber ve domates de var ama normalde serviste yanına köftenin bir sosumuz var. Sosumuz var, kıyılmış soğanımız var, domates var, biber var. Harika. Şöyle kenara alalım, hemen piyazımıza başlayalım. Piyazımız için neler kullanıyoruz? Şimdi piyazımız için önce kaynattığımız 10 milim büyüklüğünde piyazlık fasulyemiz, dermoson fasulyemiz, soğanımız, marul. Avuç ve üstüne domates akşı soğanı yemin. Harika. Yağımız var, sirkemiz var, arzu edene limonumuz var. Zeytinyağı, sirke ve limon kim nasıl arzu ederse. Hemen hazırlayalım. Hemen hazırlayalım. Osman ustam önce ne yapıyoruz? Hemen ne yapıyoruz? Soğanla başlayalım. Önce bir garnitürlük soğanımızı kıyalım. Üzerine bol soğan, ince kıyım. Evet, soğanımızı da koyduk. Parlak durur hem. Ben sirkeli severim. Limon yerine sirke tercih ediyorum. Bu şekilde de piyazımızı servis ediyoruz. Of of of. Piyaz hazır, köfte hazır. Sofra da hazır. Her yer sofra zaten maşallah. Çok teşekkür ediyorum Osman abicim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Mutfağınızı açtınız. Köftenin sırrını paylaştınız. Geriye yemesi düşüyor. Onu da şimdi beraber yapalım. Olur. Beraber yiyelim o zaman. İki tane tabağımız var. O zaman Osman abimle birlikte piyazımızı da alalım. Yanına ayranımız, köftelik sosumuz. Ekmeği bana. Bir piyazdan bir köfteden yiyelim. Ekmeğimiz de kara fırın ekmeğidir. Süpersin. Süper, bize özel üretilir. Harikasın. O zaman ne duruyoruz? Çıkalım. Şöyle buyurun. Ben de bunu alıyorum. Piyazımızı da alıyoruz ve sofraya gidiyoruz. Gel Osman abicim. Şahane bir sofra hazırlattı. Pişirdiğimiz
Edirne köftelerimiz şu an tabaklarımızda. Soğanıyla, közlenmiş domatesi, biberiyle ki bahsettiğimiz acı sosumuz da burada. Köfteleri ona batırıp batırıp yiyeceğiz. Yanında ayranımız var ve piyazımız var ama sofrada farklı lezzetler de var. Edirne'ye has başka lezzetler de var. Mesela ciğerimiz var. Evet, bu da Edirne'nin ciğeri dediğimiz ince ince doğranıp kızgın yağda pişirdiğimiz Edirne ciğeri denilen lezzet. Lezzet işte bu. Ve biberleriyle birlikte Edirne ciğerinin yanında bu biberler çok özeldir. Kurutulmuş olan biberler kızgın yağın içerisine batırılıp çıkarılır ve ısırdığınızda çıtır çıtır ağzınıza dağılır. Çıtır çıtır ciğerin garnitürü olarak garnitürü olan biberimiz de o. Harika. Izgara sucuğumuz var. Bir de ızgara sucuğumuz var. Kaşarlı köfte var. Kaşar peynirli. Kaşar peynirli, evet, kaşar peynirli. Porsiyonlar da maşallah doyurucu doyurucu. Yani bizim porsiyonlarımız evet 200-250 gram aralığındadır. Net pişmiş 200 gram gelir köftelerimiz. Kızarmış ekmeğimiz var. Peynir helvamız var. Bu da yine peynir helvası, öşmerim de diyebiliyorlar. Öşmerim de... Aslında çok farklı. Karıştırmamakta yani, fayda var. Karıştırmamakta fayda var. Hayrabolu tatlısı. Hayrabolu tatlısı gene bizim Trakya yöresinin tatlılarından. Tahinle ve cevizle ikram edilir. Bir de köftenin yanına Osman abime gelenler mutlaka bu yoğurdu yerlermiş. Mutlaka bu yoğurdu yerler çünkü artık mandıralar azaldı. Bu bizim Edirne'de bir iki yerde kaldı. Bir iki yerde yapılan yoğurttan birisi de bu. Harika. Doğaldır. Hiçbir katkısı yoktur. Ev yoğurdu. Ev yoğurdu, ev yoğurdu öyle diyoruz. Ev yoğurdu diyelim biz ona. O zaman köfteleri batırıp batırıp yiyelim mi? Tabii ki. Buyurunuz efendim. Köftelerimizi soğutmayalım. Şöyle. Bize afiyet olsun. Bize afiyet olsun. Edirne'ye yolunuz düşerse ki daha önce düşmediyse mutlaka düşürünüz. Hem Selimiye'yi ziyaret ediniz. Meriç Nehri kenarında çayınızı kahvenizi içiniz. Edirne'nin tarihini soluyunuz ve gelince bu güzel lezzetlerin mutlaka ve mutlaka tadına bakınız. Bugün Edirne'nin güzelliklerini sizlerle paylaştık. Bir sonraki programımızda nerede oluruz bilinmez. Görüşünceye dek afiyette kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Havası var, ciğeri var, yanında da biberi var. Abi güzel Edirne'm, sende daha neler var. Abi güzel Edirne'm, sende daha neler var. Edirne'den selam olsun.